Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Beyni incelemeye devam ediyoruz. Orta beyin, beyincik, omurilik soğanı, bir de henüz ne olduğunu bilmediğim pons öğreneceğiz. Başlayalım. Evet, beynin kısımlarından uç beyni tamamen bitirmiştik. Şimdi sırada orta beynimiz yer alıyor. Orta beynin genel özelliklerinden bahsedip hemen arka beyine geçiş yapacağız. Ara beynin altında yer alacak. Orta beynin üst kısmında 4 tane çıkıntı bulunacak. Ve bunlara biz dördüz çıkıntılar, yani bir diğer ismiyle optik lob diyeceğiz. Başlıca görevlerine baktığımızda orta beynin görme ve işitme reflekslerini kontrol edecek. Görme refleksi dediğimiz şey ne acaba? Ama talamus bunları yapmıyor muydu zaten? Talamus toplama ve dağılma merkeziydi. Yani duyu organlarından gelen iletileri topluyordu. Kim anlamlandıracaksa oraya gönderiyor. Özür diliyorum, bu refleksler artı. Doğru. O direkt görmeyi onunla yapıyoruz belki ama refleksler bununla mı sanırım? Görmeyi de onunla yapmıyoruz. Talamus görme eylemiyle ilgili gelen mesajı alıp uç beyine gönderiyor. Diyor ki bak sana ileti gönderiyorum. Yani o kadar çok gelen mesajı yollarını bulmasına yardımcı oluyor. Yani ne gibi düşünün hocam? Kargo şirketi gibi düşünün. Topluyor ve dağıtıyor ama içinde ne var? Kime ne gitti biliyor mu? Bilmiyor. Bilen uç beyin. Burada ise görme ve işitme refleksi söz konusu. Görme refleksi dediğimiz şey şu. Biz loş ışıkta göz bebeğimizi kendiliğinden büyütürüz. Daha aydınlık ortamda ise istemsiz olarak göz bebeğimizi küçültürüz. Bu görme refleksidir. Peki işitme refleksi dediğimiz şey ne? Bu daha çok hayvanlarda olan bir şey. İşte kedi dalmıştır, böyle bir çöp karıştırıyordur. Gidersiniz arkasından bir ses çıkarsınız. Evet, o anda irkilir, kuyruğunu kulağına diker. Köpek de aynı şeyi yapar. Bunlar tabii ki yine homosteziyi sağlamak içindir. Görme ve işitme refleksini gerçekleştirilen yer bizim için orta beyin olarak karşımıza çıkacak. Başka ne yapacak? Kas tonusunu denetleyecek. Kas tonusu ne demek? Tanımını şimdi yapalım. İskelet kas sisteminde işimiz kolay olsun. Bizim kaslarımız kasılıp gevşeyebilme özelliğine sahip. Yani ben istemli kaslarımı kasıp gevşettim. Gevşettiğimde %100 gevşettim mi? Hayır. Evet, tamamen gevşek. Kaslar gevşek haldeyken dahi bir miktar kasılıdır. Biz buna kas tonusu deriz. Neden böyle bir özelliğimiz var? Çünkü gevşek haldeyken eğer kas tonumuz olmasaydı biz böyle hamur gibi yığılır kalırdık. Haliyle vücuda mekanik destek sağlamak, dinamik bir vücut şeklinin oluşturulabilmesi için gevşek haldeyken dahi bir miktar kaslarımız tonu halinde bekliyor. Peki bunun faydası ne olabilir bunun dışında? Kasa bir uyarı geldiğinde anında kasılması, hazır halde beklemesi. Bir, şöyle kas tonusu ne zaman bozulur diye sorulsa. Mesela hiç mi bozulmuyor kas tonusu? Bozulur. Bir, ölünce. Felç. İki, tam baygınlık durumunda. Tam baygınlık. Bir insanın bayılıp bayılmadığını da oradan da anlayabilirsiniz. Yani işte bir anda bilinci kapanmıştır, başı dönmüştür, şekeri düşmüştür, düştü. Aa, bayıldı mı? Yo, bayılmamış olabilir. Kas tonusu hala devam ediyorsa tam baygınlık değildir o. Tam baygınlık halindeyse kas tonumuz bozulur. Duyu organlarından gelen bazı bilgileri beyin kabuğuna gönderecek. Orta beynimiz duymayla ilgili bazı aksonlar burada sonlanacak, bazısını ise beyine göndermeye yardımcı olacak. Bir tane sorumuzu da bitirmiş oluyoruz. Orta beynin çok çok görevi yok, o yüzden sorular kolay gelecek karşımıza. Orta beyin olaylarından hangilerini kontrol eder demiş. Loş ortamda göz bebeğinin büyümesi. Doğru. Kanın ozmotik basıncının artmasına bağlı olarak susama hissinin oluşması. Yok, bunu hipotalamus sanırım. Bunu hipotalamus yapıyordu. Kas tonusunun denetlenmesi bunu yapıyordu. O zaman cevabımız 1 ve 3 oldu orta beyin için. Yani aslında beynin kısımlarıyla ilgili gelen sorular hep belli. Görev soru, görev soru şeklinde ilerlemiş olacağız. Geldik 3. kısma. Yani artık arka beyinden bahsedeceğiz. Arka beyni de kendi içerisinde beyincik, omurilik soğanı, pons olmak üzere 3'e ayıracağız ve ilk başlığımız beyincik olacak. Başın arka kısmında yer alıyor. Tam da orası. Beyin kabuğunda olduğu gibi dışta boz, içte ak madde var. Bunlar sorulacak soru olarak. Aynen beyin kabuğuna, yani uç beyine benziyor. Ve ak madde boz madde içinde dallanmalar yapacak. Ve bu dallanma da dış görünüş itibariyle bir ağacı andırdığından dolayı biz beyinciye aynı zamanda hayat ağacı da diyeceğiz. Nereden bahsediyoruz? Şuradan bahsediyoruz. Burası bizim beyinciğimiz. Dışarıda şu koyu renkle gösterilen boz madde. İçerideki ak madde. Ve ak madde, dikkat edecek olursanız, boz madde içerisinde dallanmalar meydana getirmiş. Bu şekle baktıklarından ötürü de demişler ki biz buna hadi beyincik yetmez, bir de hayat ağacı diyelim. Zorlansın da zorlansın öğrenci. Onları da sorarız. Evet. Başlıca görevleri neler? Beyincin
İlk ifade şu ve popüler ifade, denge ve hareket merkezidir. Hı hı. Ve özellikle iç kulaktaki yarım daire kanallarımızla birlikte çalışır. Hatta gözlerimizle de birlikte çalışır. Çünkü gözler de dengede rol oynar. Hı hı. Çünkü ses geliyor, sağa doğru döneceğim. Evet, içeride mekanizma işte onu ayarlarken ben ne yapıyorum? Gözümle de birlikte hareket etmiş oluyorum. Yarım daire kanallarını zaten duyu organlarında bir kez daha konuşmuş olacağız. İş birlikteliği halinde olduğunu bilelim, yeterli. Görme, işitme ve kas hareketleri arasındaki uyumu sağlayacak. İskelet kaslarının düzenli olarak çalışmasını denetleyecek. Yani istemli kasların. Örneğin demişiz, gözleri kapalı olan bir birey merdiven inerken rahat adım atamaz. Bunun hatta rehabilitasyonları, yani rehabilitasyon merkezinde bununla ilgili rehabilite adımları yapılıyor. Niçin yapılıyor? Ben bunu vertigo tedavisinde görmüştüm. Vertigo'da biliyorsunuz işte o denge mekanizması tamamen iyiden mahvolmuş oluyor. Haliyle ileride çok daha riskli bir durumla karşılaşabilme olasılığın olabilir. Kendini ona hazırlıklı hale getiriyorsun. Hı hı. Ne yapıyorsun? Denge mekanizmanı güçlendirecek bazı eylemler gerçekleştiriyorsun. Örneğin ne yaptın işte evin içerisinde... Koridordaki fayans boyunca gözün kapalı yürüyorsun. Yani bunu sürekli yaparak aslında ileride olası farklı bir probleme karşı önden beyne sinyal gönderip yeni bir kanal açmış oluyorsun. Neyi örnek verebiliriz buna? Bunu deneyebilir mesela arkadaşlarımız. Bir sınıf ortamında olsaydık sizinle hocam bunu size yaptırırdık. Gözümüz kapalı, tek ayağımızı kaldırarak ya da seksek yaparak kendi etrafımızda dönmeye çalıştığımızda kendimize ayrılan alanın çok çok uzağına gittiğimizi göreceğiz. Yaptığımız eylem aslında seksek yaptığımızla alakalı değil, tamamen gözlerimizi kapatmamızla alakalı. Hmm. Veya işte ayağımızı karnımıza çekip bırakarak hareket etmeye çalışalım tek ayağımızı. Yine bize ayrılan bölgeden uzaklaştığımızı göreceğiz. Çünkü göz, kulak ve bizim için beyincik hemen her noktada dengeyi sağlayacak temel yapılarımız olacak. İstemli hareketlerin düzenlenmesinde beyin yarım küreleriyle birlikte çalışacak ve özellikle çizgili kasların hareketini denetleyecek. Diyelim ki herhangi bir canlının beyinciği zarar gördü. Hani uç beyinde bahsetmiştik ya, uç beyni zarar gören bir güvercin demiştik. Hı hı. Böyle sorular gelebildiği gibi beyinciği zarar gören bir canlı sorusu da karşımıza gelebilir. Dengesini kaybeder. Titreme ve yürüme bozukluğu görülür o kişide. Bakın, hı hı, popüler bir örnek vardır aslında bununla ilgili. Mesela neden işte alkol aldığımızda derken yani aldığımdan dolayı veya aldığınızdan dolayı alındığında diyelim. Hı hı. Neden alkol alındığında kişi dengeyi kaybediyor da yalpalayarak yürüyor? Çünkü alkol doğrudan beyindeki o fosfolipid tabakasını, hücre zarının yapısını deforme edip anında oraya nüfus ediyor ve beyincin görevini yapmasını aslında kısmen engellemiş oluyor. Veya şöyle, çok hoş bir örnek değil ama işte şakalaşırken diyelim, kavga ederken demeyelim de şakalaşırken birisi eşek şakası yaptı, küt indirdi ensene. Başını kaldırdın, bir an başın döndü, tekrardan yığıldın. Oğlum ne yapıyorsun diyorsun. Niye? Dengeyi kaybettin. Çünkü temas ettiği yer neresi? Tamamen beyincik. Bir de bayıltmak için buraya vuruyoruz, o yüzden mi? Evet, vuruyorlarmış. Vurduğumuzdan değil de. Evet. Mesela ip cambazı sorusu gelebilir bununla ilgili. Hı hı. Güzel bir hikaye yazar bize. Der ki, hı hı, ip cambazının işte dengede kalabilmesi kiminle alakalı? Beyincikle alakalı. Hı hı. Bakalım sorumuz neymiş? Yukarıda bazı özellikleri verilen beyin bölümü aşağıdakilerden hangisidir? Dışta boz, içte ak madde bulundurur. Uç beyin olabilir. Şu ana kadar gördüklerim, hı hı, arasından beyincik olabilir. Kas hareketleri arasında uyumu sağlar. Arka beyinde yer alır. Tamamen beyincik. Nedir bizim için? Beyincik. Evet. Özür diliyorum. Kas hareketleri arasındaki uyumu sağlar cümlesini, hı hı, tam olarak kullanmadık ama denge ve hareket dediğimiz için buraya geçiş yapabilir miyiz? Denge ve hareket dedik ama bununla birlikte şöyle dedik. İstemli kasların uyumlu çalışmasını sağlar. İstemli kas dediğimiz şey kas hareketi olmuş oluyor. Tamam o zaman. Yani şöyle işte dedim ya, siz seslendiniz, ne yapıyorum bakın ben? Size yönelmiş oluyorum. İşte bu uyum. Yani düşünsene, sizinle konuşuyorum ama başım diğer tarafa dönük. Yani adam der ki benim muhatabı... Onur öyle yapıyor. Şaşıdır hocama. Beni muhatap almıyor deriz değil mi? Evet. Büyütürüz olayı. Evet, beyinciği zedelenen bir kuş havaya atıldığında kanat çırpıp uçmaya çalışsa da kanatları birbiriyle uyumlu çalışmadığından dolayı sadece çırpındığıyla kalır. Evet, insana baktığımızda bunu yaptırıyorlar aslında nörolojiler. Nörologlar yani. Gözünüz kapalı deneyeceğim ben sana. Evet, kısmen. Bayağı maşallah. Evet, daha büyüklerini yapabilirim. Beyinciye zarar gören bir insana baktığımızda iki elindeki parmakları birbirine değdirmekte zorlanır. Bebekler ise beyincik gelişimini tamamlamadan işte emekleme, oturma, yürüme muhabbeti var ya, onları gerçekleştirmemiş olur. Balık ve kuşların beyinciği memelilere göre daha gelişmişmiş. Evet, bize göre
daha çok dengede evet. kalmaları gereken korunaksız bir ortamdalar. Tamamen adaptasyon. O halde beyinciği yani bir diğer ismiyle hayat ağacını bitirmiş olduk. Beyincik dediğimizde denge ve hareket popüler ifade olarak aklımızda kalsın. Bir sonraki arka beyin kısmımız omurilik soğanı. Omurilik ile pons arasında yer alacak. Dışta ak, içte boz madde bulunacak. İlk kez zıttı bir ifade duydum. Normalde dışta boz, içte ak diyorduk. Burada artık yer değiştirdiler. Dışarıda ak demek ki aksonların miyelinli kısmı dışarıda. Dendritler içeride yer almış olacak. Böyle bir mekanizmaya sahip. Aksonlar dışarıda, dendritler içeride. Neden böyle bir şey? Bakacağız hocam. Hayat düğümü olarak da adlandırılacak omurilik soğanı bizim için. Görevlerine baktığımızda solunum, sindirim, dolaşım, boşaltım. Şimdi biz bu olayları gerçekleştirmek için illa dışarıdan bir mesaj almak zorunda değiliz. Bunlar bizim istemsiz yaptığımız eylemler. Yani hayati fonksiyonlarımızı kontrol eden temel olaylar. Bunlar kendiliğinden gerçekleşen sistemler. Yani refleks gibi değil. Hani kendiliğinden derken oraya bağlamak istemiyorum. Yaşamsal faaliyetlerimizi düzenleyen şeyler olduğundan dolayı burada oluşan mesajlar dışarıya doğru gönderilip çalışmıyordu. Çalış ince bağırsak. Emri veren yer neresi? İçerisi. Mesela az önce uç beyin için görmeyi sağlar demişizdir. Çünkü ışık nereden geliyor? Dışarıdan. Dendritin dışarıya doğru açık olması lazım. Alıp aksona götürecek. Ama burada emir veren yer neresi? İçerisi. İçeriden gelen emir dendrit, akson ve dışarıya gönderilmiş olacak. Bu şekilde bir dizayn söz konusu olacak. Solunum, sindirim, bulaşım, boşaltım sistemi gibi yaşamsal faaliyetleri düzenleyen sistemlerin tamamının kontrolü burada gerçekleşecek. Bununla birlikte şu bölgedeki refleksleri kontrol edecek. Kodlamamızı bu bölge üzerine yapalım. Hapşurma, yutkunma, çiğneme, öksürme, kusma reflekslerin kontrolü omurilik soğanı tarafından gerçekleştirmiş olacak. Yine burada çaprazların yapıldığı bir bölgenin olduğunu söyleyeceğiz. Beyin yarım kürelerinden sağ ve sol yarım küreler vardı ya, çıkan sinirlerin çaprazlanarak omuriliğe gönderildiği yer bu kısım olacak. Ve omurilik soğanı zarar gören bir kişiyle ilgili artık yorum yapmamıza gerek kalmayacak. Çünkü ne diyeceğiz? Allah rahmet eylesin. Peki bir şey soracağım. Çaprazlamasının sebebi sağ lobun genellikle sol kısmı tarafı. Yönetmesi. Evet, sorumuza bakalım. Omurilik soğanı ile ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır? Omuriliğe giden sinirler burada çapraz yapar. Doğru. Doğru dedik. Dış kısımda boz, iç kısımda ak madde tam değil. Tersi. Harika, tam tersi. Arka beyinde yer alır. Doğru. Solunum, dolaşım, sindirim gibi bazı yaşamsal olayların doğru. kontrolünü sağlar. Doğru. Yanlışı sormuştu bize. Yalnız 2 dedik ve varoli köprüsü yani ponsa geçtik. Ön beyin, beyincik ve omurilik soğanı arasında yer alan bir yapıdır ve enine sinir tellerinden oluşur. Dikkat edeceğim popüler ifade sadece memelilerde bulunur. Şimdi ponsun karşılığı varoli köprüsü ya, aslında buradan bir çıkarım yapabiliriz. Yani köprü ne işe yarar? Geçiş. Geçişi sağlar, bağlantı kurar. O zaman göreve baktığımızda beyinciğin iki yarım küreleri arasındaki impuls iletmeni sağlayacak. Yani sağ ve sol kısmı beyinciğin arasındaki o yapıların birbirine ileti aktarmasını kolaylaştıracak. Vücudun sağ ve sol tarafında yer alan farklı kasların çalışmasını ve solunum merkezlerinin de düzenlenmesini sağlayacak ponsumuz. Evet, pons, omurilik soğanı ve orta beyin. Şu ikisi arka beyin. Bu da zaten orta beyin. Bu üçü bir araya geldiğinde oluşan birlikteliğe biz beyin sapı diyoruz ve bazı sorular direkt beyin sapı olarak geliyor. Beyin sapının içinde üç yapının olduğunu bileceğim. Pons, omurilik soğanı ve orta beyin. Özellikle solunum hızının ayarlanması omurilik soğanı ve ponsun birlikte çalışmasıyla gerçekleşmiş olacak. Evet. Şimdi genel bir soru var burada. İnsanda aşağıda verilen sinir merkezlerinden hangisi karşısında belirtilen fonksiyonu gerçekleştiremez diye sormuşuz. Orta beyin görme refleksi demiş. Şimdi görme refleksinde az önce bir tereddüte düşmüştük. Işık refleksi evet. Bu da yanlış mı o zaman? Yok, şu doğru. An? Doğru olmuş oluyor. Görme ve işitme refleksi dediğinde doğru. Tamam, ben refleks kelimesini hala şey olarak algılıyorum o zaman. Bu. Daha büyük bir tepki olarak algılıyorsunuz. Göz bebeğinin kendiliğinden büyümesi, küçülmesi de ani ve istemsiz bir olay olduğundan dolayı reflekstir. Refleks sayılır, tamam. Beyincik dengeyi sağladı mı? Evet. İp cambazından bahsettik. Omurilik soğanı, refleksi. Kontrolü. Şuradan bahsetmiştik. Hapşurma, yutkunma falan demiştik burası. Orta beyin, kas tonusu. Doğru. Doğru. İstemli kasların hareketi pons demiş. Yok, istemli kasların hareketi ön beyin miydi? Evet, ön beyindeki uç beyinde. Evet.
İnsanda beyin sapında yer alan yapılar. Bakın üstü kapalı soruda hangisi olduğunu biz bileceğiz. Hı-hı. Yapılar ve bu yapıların görevleriyle ilgili hangileri doğrudur? Pons sadece memelilerde bulunur. Doğru. Omurilik soğanı dışta boz, içte ak madde bulunur. Yanlış. Orta beyin hayat ağacı olarak da adlandırılır. Hayır. Arka beyindeydi. Arkadaydı hayat ağacı. Beyincikti sadece yani. Boz. Değil mi? Doğruyu sorduğuna göre yalnız bir dedik bu sorumuz içinde. Bu şekilde ön, orta, arka beyni halletmiş olduk. Beyin değişmesi kalmadı artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.